Allah'ın en büyük mucizelerinden birisidir. Yedinci duyudur. Altıncı duyudan sonra yedinci duyudur. Tarifi mümkün olmayan bir hazdır. Yani çok şiddetli, yüksek bir hazdır. Mesela çikolatadan insan belli derecede haz alır. Yani onun üstüne çıkamazsın. Mesela üzümden, elmadan belli bir derecede. Ama tutkuda hazın limiti yok. İnsanı delirtecek dereceye kadar gider. Yani o kadar, yani çileden çıkaracak dereceye gelebilir. Haz çok çok yüksek bir nimet olarak insanda gelişir tutku durumunda. Tutku Allah'ın aşkına açılan kapı. Allah aşkında meydana gelen, vücutta meydana gelen şiddetli haz ve lezzet. Allah'ı çok sevdiğinde kul, Allah'a tam teslim olduğunda Allah insan şeklinde tecelli eder. İnsan şeklinde ve kulunu sevdirir. Onu ona sevdirir, onu ona sevdirir. Her ikisi ruh da onundur, bak Allah'ın ruhudur yani. Seven de sevilen de Allah'tır. İkisi de Allah'ın tecellisidir. Cennet gücü verir ve o tutku alabildiğine gelişir. İmanın derecesine orantılı olarak. Şahıstaki iman ne kadarsa o kadar gelişir. Sadece iman ehline mahsus gizli bir duygudur, yedinci bir duygu. Çiftlerden yediği. Yani her iki insanda da o yedinci duygu vardır. Kadında da erkekte de. Çifttir insanlar, bir kadın bir erkek. Dolayısıyla cennet zevklerinin en belirgin olanıdır. Yani en şiddetli yaşananıdır. Bütün cennet zevklerini yaşamak dünyada mümkün değildir. Bir tek tutkuda cennet zevkine yakın zevk oluşur. Yani çünkü onda kapı açık, yol açık, gider de gider.